Efendim merhaba. Evet, Diyalog TV'de son bu haftanın son detay programına daha var canım, acele biz yok. Hatta Cuma gibi geldi bana ama daha değil. Evet, açarken bir yanlışlık açtık ama. Evet, bugün yine ülke gündemine yansıyan konuları konuşmaya devam ediyoruz. Afrika Gazetesi köşe yazarı Özgün Kutalmış bizlerle birlikte. Tabii bugün daha çok iç gündeme yönelik bir program tasarladık. Çünkü bir taraftan ülkenin bundan sonra bir yıl nasıl geçeceğine yönelik mecliste şu sıralarda dünden itibaren 10 gün sürecek olan genel kurulda bütçe tartışmaları var. Bunlar önemli tabii. Salt rakamlar üzerinden okumamak lazım. Bir nevi hükümetlerin neler yapabileceğine yönelik düşünceler de bakanlık bakanlık ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'de özellikle yaşanan olayların yarattığı bir takım dövizin Türk lirası karşısında aşırı derecede değer kazanması hepimizi burada da Kıbrıs'ın kuzeyinde de ciddi anlamda etkiliyor tabii. Kazandığımız paraların neredeyse %30'u 35'i erimiş durumda gibi görünüyor. Bunların neler yapılabileceği üzerinde biraz fikir teatisi yapmamız gerekiyor ve tabii ki bir de içeride yaşadığımız bu huzursuzluklar, verilen mesajlar, bunları konuşmaya çalışacağız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz tatil, hafta sonuna adım kendimi galiba. Acele ettin yani. Acele ettik. Acele ettin, onun için hafta sonunu bir gün erken daha aldın. var. Şimdi bütçeyle başlayalım. Tabii ki. Nasıl buluyorsunuz? Artırılmış bir bütçe var bu sene. Sorunlara çözüm bulur mu genel anlamda? Aslında baktığımızda, şeye baktığımız vakit, hayat pahalılığına baktığımız zaman, bir de dövizdeki yaşanan yukarı doğru dalgalanmaya baktığımız zaman, yani 2017 bütçesi meclisten geçmeden şu anda genel kurulda görüşülüyor, görüşülmeye devam edecek. Geçmeden, yani dünkü döviz fiyatlarına göre %15 civarında bir küçülmüştür. Yani reel bazda bütçe küçülmüştür. Bugün sevindirici bir durum var. Dövizde aşağıya doğru bir Evet. inme vardır. Yani ben 1-2 saat önce döviz kurlarına baktığımda doların 2.35, 2.35, euronun da 3.61'e, 3.35. 3.35 evet. Euronun 3.35. da 3.61'e gerilediğini, sterlinin de 4.50 civarlarından 4.60'lardan 4.25'e geldiğini gördük. Umarım bu trend aşağıya doğru trend devam eder. Ancak maalesef, yani gerek çevremizde yaşanan siyasi olaylar, gerekse Türkiye'de yaşanan siyasi olaylar bu kadar iyimser olmamıza imkan vermiyor. Tabii ki şeye baktığımız zaman, 2017 bütçesinde baktığımız zaman 2017 yılının çok zor geçeceğini, hatta hükümet açısından, mali açıdan geçemeyeceğini ben görüyorum. Hükümet Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığım zaman da yaz aylarında ben bir erken seçim öngörüyorum. Maliye Bakanı işte dünkü bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada %50. 13. maaşın bütçe görüşmeleri tamamlanmadan ödeneceğini, ki bu ilk defa oluyor, bütçe görüşmeleri tamamlanmadan ödeneceğini, yıl sonunda da maaşlara %7,5 civarında bir artış öngördüğünü söylüyor. Tabii bekliyoruz diyor, şeyin hayat pahalılığının ne kadar çıkacağını Aralık ayında, ona göre bir net rakam söyleyebiliriz. Ancak 2017 yılından sonra işe girenlerin de maaşlarında %9,5'a kadar bir iyileştirme olacağını söyledi. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman ve bütçeye baktığımız zaman, bu bütçeyle hükümet bu artışları verecek, artı yıl sonuna kadar gidecek, bu şeyi götürecek, götüremez. Ki geçen gün Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması vardı ve hani beklemeyin dedi dövizde hani düşüşler, yani 3.20'ye gelsin yahut 3.10'lara gelsin tekrar döviz, yani bu günlerde bu mümkün değildir. Nerede duracağı da belli Çok değildir önemli. diye bir açıklaması vardır. Dolayısıyla bütün bu gelişmelere baktığımız zaman, bu bütçeyle hükümetin, yani küçülen bütçeyle hükümetin giderlerini karşılaması mümkün değildir. Ben beklerdim bu bütçe meclis şeyde komitede görüşülürken revize edilsin ve
bu dövizdeki düşüşe göre artırılsın. Artırılmadı. Nasıl şimdi, artırılacak zaten? Artırılmadı ama nasıl karşılayacaksınız giderleri? Bütçeniz düştü %10. Yani bugün net olarak bütçe kalemlerinde %10 düşüş vardır. Bu %10 düşüş de yani %10 küçüldü bütçe. O 2017 yılında öngörülen giderleri, yalnız personel giderleri değil, bütçe giderlerini nasıl karşılayacaksınız? Karşılayamazsınız. Yani ek bir bütçe yapmanız lazım. Bunları ancak belki o ek mesailerdeki bütçeleri daraltabilirse. Ne kadar şey etseler, tasarruf etseler, giderler de mümkün değil. Bana göre mümkün değildir bu 2017. Meğer ki dövizde hiç beklenmedik şekilde düşüşler olsun. Eski seviyelerine gelsin. Dolar 3'e insin, 3'ün altına insin ki mümkün değildir. Veyahut Euro'nun veyahut İsterli'nin 4'ün altına inmesi gibi Euro'nun da 3.20'lere filan gerilemesi gerekir ki bu mümkün değildir. Daha Trump Amerika'da göreve gelmedi. Aralık ayında bu ayın içerisinde mutlaka Amerika'da bir faiz artırımı olacağı beklentisi var. Bu gerçekleşecektir. Bu gerçekleştiği zaman da dövizde daha da yukarıya doğru bir hareketlilik bekliyorum ben. Ki çoğu kişinin beklentisi budur. Bu şartlarda siz ek bütçe yapmazsanız 2017 yılını mümkün değil çıkaramazsınız. Ek bütçe yapacaksanız da kaynağı nereden bulacaksınız? Kaynağı nereden bulacaksınız? Zaten Türkiye'den. Türkiye verirse tamam. Ama bu bonkörlük yani hiç bu hükümette hiç duymadığımız tek kelime var. Tasarruf. Tasarruf kelimesini yıllardır, hiç kullanmaz bu hükümet. Yıllardır biz yani yapılan bütçeler bu bütçe de öyledir. Denk bütçe ve sıkı mali politikalar gütme bütçesidir bunlar. Hep yapılanlar. Bu hükümetin de bütçesi odur. Gerçi o dediğin doğrudur. Yani tasarruf kelimesini şey etmiyorlar, ağızlarına almıyorlar. Bilakis işte maaşları artıracağız gibi şeylerle, söylemlerle halkın karşısına çıkıyorlar. Bu da bana işte erken seçimi çağrıştırır. Yaz ayları geçmeden erken seçim olacaktır. Şimdi Türkiye'den yani ek bütçe yaparsanız size ilave kaynak aktarması için Türkiye'nin sizden yapmanızı istediği şeyler vardır. Bugüne kadar yapmadınız ve bir iki Özgür'ün CTP milletvekili ki bu toplumda Maliye Bakanlığı da yapmıştır. Onun ifadesiyle Türkiye'yi kandırdık hep biz eğer kandırabildikse. Nitekim yani yollarımız için ayrılan paralar vardır. Bu paralar kullanılamadığı için yolların bakımı yapılamadı, idamesi sağlanamadı, yeni yol yapılamadı. Bu sadece proje sunmamamızdan değildir. Daha ziyade Türkiye'ye söz verdiğimiz, protokollere imza attığımız ve söz verdiğimiz işleri yapmadığımız için Türkiye'de bu kaynağı serbest bırakmıyor. Yani esas neden odur. Ve bundan dolayıdır ki bu kaynaklar serbest bırakılamadığı için yolların durumu bugünkü bu feci haline dönmüştür. Nitekim yani bunu ben söylemiyorum. Biz eski karayolları müdürü Nihat Erduran'ın şeyinden açıklamalarından öğreniyoruz ki 2016 yılına 2015 yılından aktarılan iki kalemden aktarılan parayla 98.7 milyon liralık bir yollar için harcanması gereken para var ve bunun ancak 6.7 milyonu. Evet. Diyalog'da bunu yayınlamış. Evet, yayınladınız, siz yayınladınız. 6.7 milyonu harcanabildi. 92 milyon lira orada duruyor. Türkiye niye serbest bırakmıyor bu parayı? Sizden yani beraber imzaladığınız, altına imza attığınız bir anlaşma var, bir protokol çok var. Çok da haklı değil mi bu konuda? Haklıdır tabii. Haklıdır. Yani o protokollarda ben dünkü yazımda da bunu belirttim. O protokolda yazılanların hepsi de tukaka değildir, kötü değildir. Birçoğunun yapılması gerekir. Yani bir kamu reformunun bugüne kadar yapılması gerekmez miydi? Gerekirdi. Şimdi ben özelleştirme tarafında değilim. Yani Kıptekin özelleştirilmesi de isteniyor. Yani o tarafta değilim. Ama yapılması gereken birçok önemli iş vardı. Yani kamu yönetimi, kamu reformu vardır. Daha başka şeyler vardı. Saatlerin değiştirilmesi vardır. Yani biz tek mesaiye geçtik ya. Yani bugünkü eylem yapılan saatlerden bahsetmiyorum. Tek mesaiye geçtik. Öyle mesai saatlerinin normalleşmesi vardı ki bu denendi. İyi iş çalışmıyor ya. Bizde çalışmadı bu. Çalışmıyor.
Çalışmayacak. Çalışmayacak. Bunların değiştirilmesi vardı. Yani bunlar biz yapmak zor hangi muydu? Hangi saati korsak koyalım çalışmayacak? Çünkü artık devletin otoritesi yoktur. Devlet çoktur. İradesi yok. İradesi yok çalışanlar üzerinde. Saat 8.30'da iş başı yapacaksınız. Ey cemaat hem okullar. Kimi okul 8'de açılır, kimi 8.30'da açılır. Kimi daire 8'de açılır, kimi 8.30'da açılır. Ben partideydim. Saat 1'de çıktım yola. İnanılmaz bir trafik vardı. Çünkü bütün memurlar saat 1'de paydos etti. 13'te. Ha, okullar zaten 12.50'de. Onu da biliyorum. Şehit Tuncer'in yanından geçer de gelirim. Onlar 12.50'den zil çalıyor, ders bırakıyorlar. Dolayısıyla dinleyen yok. Yani sen rezil oluyorsun ya. Yani iraden yok. Yani bir memuru çalıştırmakta iraden yok. Örneğin dün Kıptek'te yaşananlar, adamlar 8'de işbaşı yapmaya çalıştılar. Kapılar kilitli olduğunu görünce ve her kapıya da bir güvenlik görevlisi yerleştirilince adamlar biz greve gidecek dediler. Etekleri tutuştu şeyin. Yönetimin ve Kıptek yönetiminin ve yapılan görüşmede var olan uzlaşıya varıldı ve 8'de açıldı kapılar bugün. Yani bunu niye yapıyorsunuz siz ya bunu? Ben bir zamanlar işe geldiğimde, işe girdiğimde ilk defa özel sektörde patronum Ramiz Manyera'ydı. Belkola'da satış müdürüydüm. Patronum Ramiz Manyera'ydı ve bana verdiği, yani söylediği bir tek şey var. Aradan 40 seneden fazla bir zaman geçti, unutmuyorum. Bana dedi ki kontrol ve takibini yapamayacağın hiçbir talimatı aslarına verme. Aslarına o talimatı verme. Sen kontrolünü, takibini yapamadın. Sözün geçmeyecek. Niye böyle bir karar alıyorsun? Sendikalar diyor ki biz saat 8'de işbaşı yapacağız. Ve sen diyorsun ki hayır. 8.30'dadır mesai. Uymuyorlar ya işte. Ve iraden yok onları uyduracak. O mesai saatine uyduracak. İrade de yok hükümette. Yani bile bile niye ilades oluyorsun? Bile bile niye daha fazla kamuoyunun da hükümeti küçük düşürüyorsunuz? Bu yapılıyor. Yani yapılan budur bugün. Yapılan budur. Neyse yani biz şeye geldiğimiz zaman, yani protokollere geldiğimiz zaman uymayacağınız protokole dersin ki ben arkadaş şuna bu protokolde karşıyım. Benim hükümet programımda bu var. Benim partimin görüşleri bu konuda budur. Özelleştirme konusunda budur. Ne bileyim diğer konu sosyal konularda, ekonomik konularda benim görüşlerim budur. Ben bu protokolün altına imza atamam. Meğer ki şu maddeler şöyle olsun. Eğer karşı tarafı ikna edebilirseniz beraber imzalarsınız. Şimdi tabii ikna ile ilgili de şu var. Örneğin 3 sene önce Kıptek'in özelleştirilmesine karşı çıksaydınız çıkamazdınız. Evet. Yani çünkü karşı çıkılacak bir pozisyonu yoktu Kıptek'in. Yani batak durumdaydı. Sonraki yönetim iyi bir şeyler yaptı, koydu üstüne. Bugün savunabilecek pozisyondasınız Kıptek'i örneğin. Hayır, bu şeylerle de alakalı. Yani sadece parti görüşleri değil, ne kadar iyi ya da farklı parti görüşü. Mesela Cumhuriyet Türk Partisi de ilk özelleştirmeye imza attı. Ama o süreç içerisinde toparladı kurum bir şekilde. Yani iyi yönetimle bir noktaya getirildi. Yanlışlar yapılmadı mı? Gene yapıldı. İşte İstihdam konusunda gene yanlış yapıldı. Yapıldı, yapılmaya da devam ediyor ve edecek. Maalesef. Bugün, yani sen az önce dedin ki yani Kıptek toparladı. Bana göre toparlamış değildir. Kıptek'in durumu kötüdür. Her gün de kötüye gidecektir. Çünkü yapılan şeyler, işlere burada popülizm nedir? Yani Kıptek'te maaşlar muazzam yüksektir. Çalışma koşulları çok farklıdır kamuya göre. Evet. Dolayısıyla yani eninde sonunda Kıptek aynen tükün uğradığı duruma düşecektir. Ve devletten yardım isteyecektir. Bu duruma düşmemesi için Kıptek'in sürekli surette elektrik fiyatlarını artırması, yani bana ödetmesi lazımdır kendinin maaşını. Yapıyorlar da. Şeye geldiğimiz zaman, protokoldeki imzalara geldiğimiz zaman 2013-15 protokolünde tarihlenmişti de neyin ne zaman yapılacağı ilk defa tarihlenmişti. Hı hı. Ve Kıptek'in özelleştirilmesinin de tarihi vardı. O zaman Yorgancıoğlu başbakandı CTP'de ve gidip muhataplarıyla görüştüler. Dediler ki ya biz bu protokola uyacağız. İmzaladılar da. Tarihlerde bir revizyon yapalım. Biraz daha bize zaman verin. Tarihleri biraz daha arkaya atalım. Hiçbirini yapmadılar. Neticede geldi 2016-18 protokolü. Onu da imzalamadılar. Çeşitli bahanelerle geciktirdiler. Neticede hükümetten gittikten sonra yeni gelen hükümet, UBP-DP hükümeti
O protokolü imzaladı. Ama o protokolde 2016 yılı içerisinde yapılması öngörülenlerin hiçbiri yapılamadı bugüne kadar. Çünkü protokol senenin yarısından sonra imzalandı. Bundan kaybeden kim? Toplumdur kaybeden. Siyasilerin umurunda değildir ama bizim umurumuzda. Orada gerçekten yapılması gereken işler vardı ve yapılmadı. Yapılması gereken. Tamam ya, siz şeye karşı olabilirsiniz. Kıptekin veyahut telekomünikasyon dairesinin özelleştirilmesine veyahut limanların özelleştirilmesine karşı olabilirsiniz. Ama bir şeyler yapmanız lazım orada. Yapmadılar. Nitekim 2017 bütçesine baktığımız zaman gerek limanlar idaresi bütçesine, gerekse telekomünikasyon bütçesine personel harcamaları dışında bir kuruşluk kaynak konmamıştır. Bu neyi gösterir? Yani bu bizi yönetenlerin aklında limanların veyahut telekomünikasyon dairesinin... Konuşuldu zaten bu. Yani konuşuluyor, özelleştirilmesiyle ilgili sıkıntısız konuşuluyor. Yani, zamanında Mehmet Ali Talat ÇTB Başkanı... Çok eskiye gitmeyelim. Şey döneminde, Sayın Hasan Taşo döneminde Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı geldik. Beraber gezdiler şeyi. Evet. Limanları falan. Ne olması gerektiği üzerine. Hani özelleşmesi ve neler yapmalı. Orada açıklanmıştı. Bu yani belli ki o olacak. Ha, süreç erteleniyor ama olacak yani günün ama sonunda. Ama her ertelendiğinde yani şeyin değeri düşer. Mesela İngiltere'de Ünal Akifler Hoca'nın daima söylediği bir şey vardı. Özelleştirilecek olan bir kurum önce reorganize edilir. Karlı duruma getirilir. Ona göre satılır. Ona göre satılır ki değerinde gitsin. Ha siz bugün telekomünikasyona bir kuruşluk yatırım yapmazsanız, limanlara bir kuruşluk yatırım yapmazsanız çerez parasına gidecek. Çerez parasına gidecek. Ercan'ın olduğu gibi. Ercan'ın olduğu gibi. Yani bu çerez parası lafında bugünün Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı yani Ercan çerez parasına gitti diyen kişidir. Siz Mausa Limanı dökülür. Nasıl satacaksın? Onu alacak olan adam çok büyük yatırımlar yapması gerekir. Dolayısıyla vereceği size ihaleye çıktığınızda vereceği teklif çok düşük olacaktır. Devlet bundan ne kazanacaktır? Hiçbir şey. Aynı şekilde telekomünikasyon için de bu geçerlidir. Ama hükümetin aklının bir köşesinde bu yıl için bu iki kurumu, limanları ve telekomünikasyon kurumunu özelleştireceği için bütçesinde herhangi bir para yatırım için, yatırım maksatlı personel giderleri haricinde bir kuruşluk kaynak ayırmamıştır. Bir kuruşluk kaynak ayırmamıştır. Nasıl biz yeterli hizmeti alabileceğiz? Gerek limanlar idaresinden gerekse telekomünikasyondan almayacağız. İnsanlar da yani bir noktaya gelecek, ver kurtul. İki türlü olur aslında. Hani dediğiniz ya bir şey kazanmayacak diye. Şöyle kazanacak herhalde. Birincisi hizmet kalitesi olarak şey kazanacak, toplum kazanacak. İkincisi mesela Ercan'ın sahipleri, bugünkü sahipleri vergi rekortmen listelerindedir. Evet. Ama biz hala daha oradan para almayız. Bu yıl itibarından almaya başlayacak eğer verirse. Yani mahkemeye gitmezse. Alabilirsek. Ha, evet. Çünkü her şeyde mahkemeye gider. Mahkemeye gider çünkü biz söz verdik filan tarihte sana bu havalimanını teslim edeceğiz. Biliyorsunuz İstanbul Havayolları'nın bir hangarı vardı. Yıllar sonra o hangar ancak yıkılabildi ki o da mahkemeliktir. Mahkemelik. Halen mahkemeliktir. Dolayısıyla adam diyebilir ki... Ama KDV'yi bile vermemek için ki yazılı şeydi. Yani evet. Çok uğraştı. Günün sonunda verdi mahkeme kararına. Evet. Yani verme konusunda değilim. Kolay çünkü istekli değil. Değildir. Doğrudur. Şirket. O yüzden normalde aslında eğer bir Ocak itibariyle almaya başlayacaksak biz bu parayı bir yılın sonunda... Bu insanlar vergi rekortmanı oldu. Şimdi kaçamaması lazım bir sene sonra. %47.8'i bizimdir. Yani brüt kazancın, tabii, kazancın, brüt gelirlerin. Görecek onun için bu sene bakalım ne olacak. Aniden bakan zarar beyan eder. Çünkü olmayacak iş değil bizim ülkede. Olabilir. Her şey mümkün. Yatırım yapıyor adam. Yatırım yapmak demek şeyden düşmek demektir. Kardan yani muhasebeleştirdiğinizde yatırdığınız parayı yani orada şey gösterirsiniz. Dolayısıyla kardan düşersiniz. Kardan düştüğünüzde zarar da beyan edebilir. Yani bugün birçok kuruluşun zarar beyan etmesinin arkasındaki neden yatırım yapmalardır. Ne kadar çok yatırım yaparsanız karınız o kadar düşer. Hatta zarara uğrarsınız. Zarara uğramanız demek vergi vermemeniz demektir. Dolayısıyla Ercan'da da bu aynı şey durum geçerli olabilir. Aynı durum geçerli olabilir. Evet.
iyi özelleştirmeler yapıldıktan sonra iyi kötü yani bir şekilde bir kazanç, devlet de kazanç sağlar. Vatandaş da kazanç. Doğrudur. Yeter ki o sağlam yapılsın bu şeyler. Çünkü bizdeki yani bu parlamenter sistemin getirdiği olumsuzluklar vardır. Yani aynı şeyi Türkiye'de yaşıyor, yaşamaktadır hala da. Parlamenter sistemden dolayı siyasiler, seçilmiş kişiler, milletvekili olanlar aynı zamanda bakan olduğu için ve bir sonraki seçimi düşündüğü için popülizm yapmak zorundadırlar. En yapabilecekleri şey popülizm. Bu kitlerde işte yandaşlarını, akrabalarını yahut kendilerine oy vereceklerini düşündükleri kişileri istihdam etmektir. Yani Kıptek'te bu sorun yaşanıyor halen. Şeyde aynı sorun vardı. Devletin bankalarında var şu anda. TÜİK'te var, devletin bankalarında var. Dolayısıyla bunların eğer bu sistemi değiştirmeyecekse, yani başkanlık sistemine geçmeyecekse, Rum tarafında olduğu gibi, başkanlık sistemine geçmeyecek ve bu parlamenter sistemde kalacaksak bence özelleştirmelerin behemal ve bir an önce yapılması lazım ki bu kurumları siyasilerin tasallutundan, siyasilerin ırzlarına geçmesinden diyelim artık tam anlatabilmek için kurtarmak lazım. Bu şey gerektirir mi? Yani zihniyetle alakalı değil mi? Bu yani yarın başkanlık sistemi oldu da başkan gene kullanabilir bu şeyi. Kullanmaz yani Rum tarafına baktığımız zaman. Ama Rum tarafında parlamenter sistemde olmasına rağmen mesela ciddi adalet mekanizmasının o yargı sisteminin vesaire siyasiler üzerinde çalıştığını görürüz. Bizde çalışmaz mesela. O şey kuvvetler ayrılığı vesaire burada söz konusu değil. Ne farkı var? Yani başkanlık değil buradaki fark. Zihniyetle alakalı. Ama yani şimdi, adam götürebiliyor onu. Arkasına durabiliyor. Tamam ama şimdi şeyde Rum tarafında başkanlık sistemi var. Yani o başkanlık sisteminde partisinden milletvekili seçilen ve bakan olacak olan milletvekilliğinden istifa eder. Yani orada otururken milletvekili değildir. Artık bir seçilme gaylesi yoktur. Onun yerine partisi de milletvekili kaybetmez. Onun yerine hangi bölgeden seçime girmişse ondan sonra en çok oy alan kişi milletvekili olur. Tekrar parlamentoya girer. Hem partisi milletvekili sayısında bir azalma yaşamaz. Hem de o bakan oraya git yani milletvekilliğinden istifa ettiği için ve bakan olur. Tüm şeyini, enerjisini bakanlığındaki çalışmaya verir. Bizde bakarsın bakanlar köy köy kahve kahve gezerler. Propaganda yaparlar. Veyahut örgüt başkanlarını kabul ederler. Anladım. Yani düşünün başbakan örgüt başkanlarını kabul eder. CTP'de hükümetinde biz bunu da yaşadık. Teknokrat bakanlar atandı. Evet. Döndü ondan sonra atayan zihniyet görevde aldı kendilerini tamam. Birbirine. Neden? Çünkü dediğini yapmadı diye. Yani adam teknokrat seçilme ailesi yok. Biliyor girdi oraya iş yapmak için. Hatta yurt dışından getirdik birçoğunu. Evet. İki kişi en azından. Evet. Ne oldu? Bir görevde aldı. Ama neden? Çünkü Serdar Bey bir şey istedi. Tamam, yapmadılar. Örgütlerden baskı vardı. Tamam ama aynı şey. Örgütlerden baskı var. Ben zihniyetler yani, ki onu söylüyorum. Düşüne, bunu sürekli tartışma konusu yapıyoruz. Düşünebilir misiniz? Şimdi DC'den adam milletvekili seçildi ve şu anda parlamentodadır. Rum parlamentosunda ya Rum kabinesindedir. Bakandır. O bakan nın makamına DC'nin herhangi bir örgütü, Limassol örgütü veyahut Lefkoşa örgütü gelip görüşür mü makamında? Yok, öyle bir şey yoktur. Veyahut Anastasiadis'in makamına değirmenlik örgütü veyahut ne bileyim bir başka örgüt gelebilir mi? Ama bizde gelebiliyor. Hüseyin Özgür Gün'le başbakan olarak ekonomik kuruluşların temsilcileri, başkanları randevu almakta zorlanırken bakarsınız 4 tane beldenin örgüt başkanıyla başbakanlıkta görüşür. Başbakanlıkta görüşür. Bu olamaz. Yani bu kadar bol vaktim var ya başbakanın. Bu kadar bol vaktim var başbakanlıkta görüşür. Ama mesai biter başbakanın boş zamanında gider parti merkezine. Örgüt başkanları da parti merkezine gelir orada görüşebilir. Ama yani bunu yapacak olan başbakan değildir. Yine partinin genel sekreteri vardır. Bugün bakan değildir, şey değildir. Genel sekreterin görevi olması lazım bunlar. Ve işte partinin örgütleri geliyor. Başbakanla görüşüyor, bastırıyor. Kıptek'e 20 kişi alınıyor. Yahut başka bir yere adam alınıyor. TÜİK'ten 10 kişi kamuya aktarılıyor. Bunun gibi olaylar yaşıyoruz biz ve şeyler, hükümetler bunu yapıyor. Ve bakın yani şeyde ben bunu daima bu misali veririm. Allah iyiliğini versin. Hüda verdi, iyi kal.
Tapu Dairesi müdürüyken biz partinin bir şeyi vardı, tapu işi vardı. Sayın Çakıcı'yla gittik. Orada tanıştık adamla, ahbap olduk. Orada anlattığı var bana adamın. Özkan Murat İçişleri Bakanı. Türkiye'den kadastrocular geldi, araziye çıkılacak, ölçüm yapılacak. 5 kişiyi görevlendirdi adam. Memurlar dedi ki biz çıkmayız araziye. Nasıl çıkmazsınız ya? Çıkmayık biz araziye. Gidiyor bakana, İçişleri Bakanı Özkan Murat. Gidiyor bakana ve diyor ki, efendim işte Türkiye'den kadastrocular geldi, bunları görevlendirdim. Ya o başka adam yok mu? Yoktur, bunların görevi diyor. Bu işten anlayan bunlardır. Ya o başka adam bul dedi, beni parti meyakasıyla karşı karşıya getirme. Beni parti meyakasıyla karşı karşıya getirme. Ondan sonraki bir dönemde yine Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına hükümet olduğu dönemde şey geldi, Çavuşoğlu, Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı. Yine Türkiye'den şeyler geldi, kadastrocular geldi. Bu da bu havadan, yani yeni ölçümler yaptılar, yeni haritalar yaptılar. Hatta bazı problemler çıktı ortaya uydudan ölçüm yaparak. Yine kadastrocuları görevlendirdi, müdaver dedi, kal gitmeyik dediler, çıkmayık biz. Gitti bu sefer bakana. Bakan dedi ki ya bulamadım, başkasını bul ya. Tamam dedi kendine. Şeyde oturan bir bayan vardır. Danışmada oturan, o bayanı göndereyim. Ve bunun üzerine bakan müdahale ediyor. Edebildi ve o şeyi çıkarabildi. Yani işte parlamenter sistemin getirdiği şeydir. Bu parti meyakasıyla beni karşı karşıya getirme. Çünkü partiliydi o adamlar. Çıkmam dedi dışarı, çıkmayacak. Başka birini buluyor, gönder. Şimdi senin gör işin şeydir, bu program yapımcısısın bu televizyonda. Sen resimde git Bahçeyi çapala. Bahçeyi çapalarsa Aytu programlar aksamayacak mı? Aksayacaktır. Aynı şekilde ve yahut Aytu'nun yerine gelecek olan biri program yapamayacak. Yoktur o kabiliyeti. Aytu'nun görevi programcıdır, program yapacak. Herkes... Habercidir, haber yapacak. Şimdi şeyde gidiyorsunuz siz. Adamlar kadastrocu olarak alınıyor. Türkiye'den kadastro elemanlar geliyor. Onlarla dışarıya teknik çıkıyor. Teknik de bir konudur. Öyle ha, şey bir teknik şey değil. Konu ve daha da tekniklerini geliştireceklerine biz araziye çıkmak diyor. Onun yerine göndereceğim 5 adam ne yapacak? Günü geçirecek, işte idareyi maslahat yapacak. Kaybeden kim? Toplum. Doğru dürüst ölçüm yapamayacaklar ondan sonra. Eğer o adam kadastrocu olarak alınmışsa bunların tümünün çıkması lazım. Altına imza atarım. Tek fark bakış açısı olarak başkanlık rejimi de olmuş olsa bugün o aynı 5 kişi başbakanın üzerinden ya da başkan üzerinden bunu yaptığını, çünkü zihniyet budur. Olabilir. Seçilmişlerde. Olabilir. Benim iddiam da budur. Doğru. Seçilmişlerin zihniyeti. Hay o yani, oraya gelen adam toplumun hamuru bakan, budur. Ha, tabii mutlaka. Hamuru. Bakan olacak kişi ne münasebet çıkmayacak dese zaten gene seçim kaybettiydi. Belki de kazanacaktı. Daha belki daha çok şey dedi. Yani işte toplumu hizmetse bir ümittir bu yani. Dedim ya, dediğim gibi yani başkanlık sistemine geçilirse belki, ha, belki psikolojik bir şey farklılık yaratır. Azalabilir. Popülizm azalabilir. Ama dediğin gibi toplumun mayası da budur. Yani biz buyuz. Biz buyuz. Kesinlikle. Yani dediğin gibi yani bakana çıkmayacak. Yani seçilmişler de toplumun aynasıdır, evet, günün evet, sonunda. Evet, ben de hep bunu söylüyorum. Evet. Kendimize bakmamız lazım her şeyden önce. Tüm talepler noktasında. Doğrudur. Ama siyasette en azından geçmişe nazaran şunu görüyoruz. Yani en azından ekranlarda bunu söylüyorlar ama perde gerisinde gene özellikle bu üç parti çok fazla değişmiyor yani iktidara evet. Gelen partiler ama işte bundan sonra bize seçim vaatleri istihdam vaatleri yapmıyoruz. Gelen herkesi almıyoruz ama gene işte hükümet gene bugünlerde de hükümet olduğundan beri özellikle bu kitlere, bankalara vesaire gayet güzel yapıyorlar bu işi. Yasayı yaptık, kamuya önüne geçtik. Başka yerlere Cumhuriyet Türk Partisi önünde yapıldığı zannederim yasa. En azından geçici memur alımının önüne geçildi. Başka türlü gene yani niyet şey olunca yasalar filan da. Doğrudur, doğrudur. Yani benim iki bankada hesabım vardır. İki bankayla çalışırım. Vakıflar ve Kooperatif Merkez Bankası'yla. Ayda bir yatırım yapmak için yani borcuma karşılık. Yatırım yapmak için gittim der ki bankada da değişik simalarla, yeni simalarla karşılaşıyorum. Bu da demektir ki işte popülizm yapılıyor. Ama burada o sendikalaşmış, o bankada sendikalaşmış sendikanın, örgütlenmiş sendikanın bunlara karşı çıkması lazım. Çünkü neticede o banka onların ekmek teknesidir. Ve sen eğer
benim üye sayım artacak, aidatım artacak, daha güçlü olacağım maddi bakımdan diye göz yumarsan, her gelen parti 3 kişi, 5 kişi korsa oraya, neticede ne olacak? O banka bir gün gelip duvara toslayacak. Şey, bir inanç var. Yani ben Kıbrıs kararlarından sonra bunun değişeceğine inandım. Ama o da değişmedi. Değişmedi. Artık maalesef. Türkiye bazı noktalarda durmuyor kardeşim arkamızda. Yani bunu görmemiz gerekir. Yani batırdınız, battığından kalsın. İşte belediyelerin bugün içinden çıkılması hala biz getirdik. Tabii ki. Yani seçtiğimiz insanlardan, oradaki başarısız yöneticilerden, özellikle Lef Koşa'yı örnek gösterecek olsa biz getirdik. Orada BES neredeydi? Neden yani buna Türkiye para versin de senin 900 tane elemanını, hem de hala daha milyonlarca lirada ekstra ödemeler yaparak, aile yardımıydı, kıyafet yardımıydı, bilmem ne, tahsisatıydı. Ve yeni başkanın versin çağrısına rağmen sendikaya rica ediyor. Diyor ki aile yardımını evli olanlara yapalım, bekarlara yapmayalım. Rica etmemek lazım artık. Tamam. Ricadan şeyi kabul etmiyor sendika. Toplu sözleşmede ne yazarsa o. Aksi halde greve giderim diyor. Diyor ki kıyafet yardımı işçiye yapalım. 1 Mayıs ödeneğini. İşçiye yapalım. İşçiye yapalım. Çünkü sokakta, zaten adı üzerinde. Doğrusu da o zaten. İşçi bayramı diyoruz. İşçi yani çöp arabasının arkasında koşturan, elinde çöp arabacıyı sokakları süpüren, şey eden, ne bileyim katran tesislerinde o sıcağın, o pis kokunun içinde, yani o dumanın, kanserojen ortamda çalışanlar var, işçiler var. Arıtma tesisinde çalışan işçiler var. Onlar alsın ya. Onların hakkıdır. Yani klimalı odada oturan bir bayan memur. Bayan memur. Bayan erkek fark etmez. Fark etmez yani. Niye alsın o da o işçi 1 Mayıs işçi ödeneğini? Almasın. Buna dahi yani bugünkü sendika yöneticileri karşı çıkıyorlar. Bu popülizmin daniskasıdır. Vallahi bu yani bindiği dalı kesmedir bu. İşte bunu toplumla paylaşıp toplum desteğini arkana alarak gerekirse, ya bu birazcık yitirildi gibi ama yapılması gereken bana göre budur. Yani Lefkoşa özelinde budur ama doğru, sadece doğru. Lefkoşa değil yani birçok bölgede var benzer sıkıntılar. Aynı bütün belediyelerde aynı şeyler var. Şöyle bir inanış var sendikal yaklaşımda. Ne de olsa birileri ödeyecek. Ödemiyor ama işte artık. Yani bugün sosyal sigortalara baktığımız zaman, yani Sayın Ersan Saner Ulaştırma Bakanı geçen gün yine bir gazetede demeci vardı ve dedi ki işte sosyal sigortalardaki sıkıntıyı şey gösterir. İşte 12 prim alınır, 13 maaş ödenir. Be kardeşim, 2008'den sonra tek tip güvenlik derler veyahut güvenlik yasası geçtikten sonra şeyler, kamuda çalışanlar kaç prim yatırır? Onlar da 12 prim yatırır, 13 maaş alır. Yani onlar 13 maaş alacak, sigortalar almayacak. Neymiş? Sigortanın 240 milyon lira borcu varmış. Ve işte görev zararı almayacak olarak... Almayacak demiyor ama sayın bakan. Yani sıkıntı bu, diyor. Hayır, sıkıntı var. Ama başladılar, devam edecek diyor. Şimdi verecek ama başladılar söylemeye. Yarın kesecekler, yani kesebilirler. Şimdi sigortaları bu duruma... Keserse hepsini birden kesmesi lazım. Yani devlet kârdadır. Ama devleti söylemiyor. Devlette de çalışanlar... O ilgili bakan olarak sosyal sigortayı söylüyor. Ama ilgili çalışma bakanı yalnız sigortalıların bakanı değildir. Devletin de bakanı. Fondan çalışanların, tüm çalışanların bakanıdır. Ha. Ama orada da bir fon vardır. Yani şeyi de fondur. Yani bugün sosyal sigortaları batak duruma getiren kimdir? Siyasilerdir. Hükümetlerdir. Bugün sosyal sigortaların bir idare meclisi vardı ama hiçbir personel hakkında yahut sosyal sigortalarla ilgili alınacak kararda hiçbir yetkisi yoktur. Hiçbir yetkisi yoktur. Ben de 3 yıl çalıştım orada idare meclisinde, hiçbir yetkisi yoktur. Yani bu personel, bütün sigortada çalışan personel siyasiler tarafından atanır ama maaşlarını sigorta fonundan, sigortadaki fondan ödenirler. Hiçbirine sormadan siyasiler bir karar alır, der ki sosyal sigorta yasasına göre maaşlar tespit edilirken, emekli maaşları tespit edilirken son 7 yılın en yüksek 5 yılının ortalaması alınır ve bunun %70'i maaş olarak verilirdi. Yani son 5 yılın bir sigortalının ortalama maaşı 1000 liraysa 700 lira olarak hesaplanırdı onun maaşı. Bakanlar Kurulu oturdu, bir karar aldı. Dedi ki emekli maaşı asgari ücretten aşağı olamaz. Sigortada bunu uygulamak zorundadır. Aradaki farkı kim verecek? Ha, devlet derse ben vereceğim. Daha düşük olamaz. Eğer o yiğitliği yapıyorsa, hoş görünmek için,
O zaman aradaki farkı vermesi lazım şeye, sosyal sigortalara. Vermiyor. Devlet diyor ki ben sosyal sigortalarda af çıkardım. Bütün cezaları bağışladım. Gecikme zamlarını, cezaları bağışladım. Getirip yatıranlar %2 bir şey ödeyecek. E aradaki fark, sosyal sigorta 240 milyon lira banka borcuna faiz ödüyor. Ha, kendi alacağındaki faizi devlet bağışlıyor. Ama vermiyor, devlet vermiyor. Bugün sosyal sigortaların 240 milyon alacağı varken, bir o kadar da borcu varken, bir o kadar da bilhassa belediyelerden alacağı mı? E ödesin devlet o zaman belediyelerin şeyini. Devlet zaten borcunu, kendi kurumları arasındaki mahsuplaşmayı yapmayı yıllardır beceremedi. Beceremeyecek de yoktur yani böyle bütçelerle hiç beceremezler. Yani ihtiyaç sandığı var daha. Tabii ihtiyaç sandığına da sosyal sigortanın vereceği vardır. Tabii. Bankalar haricinde ihtiyaç sandığına da vereceği vardır. Milyon. Bugünkü gazetelerde Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre devletin iç ve dış borçları 16 milyar lirayı aştı. Bu 16 milyar liranın büyük bir kısmı döviz olarak Türkiye kredileridir. Türkiye'nin verdiği açtığı kredilerdir. Ve o krediler dolar olarak borçlandırılır, dolar hesabındadır. Diğer bunun 8 milyarı filan da bankalara olan borçtur. Ve işin en acı tarafı bankalar bu devletten, kamudan alacaklarına faiz uygulamaktadır. O faizi gelir olarak göstermektedir, evet. Defterlerinde, kağıt üzerinde gelir. Doğrusu da odur, muhasebe açısından doğrusu odur. Onun vergisini vermektedir ama o parayı alıp alamayacağı belli değildir. Ne zaman alacağı belli değildir. Buna mukabil alamadığı için o parayı, bankaların maliyetleri artmaktadır. Bankaların maliyetleri arttığı için de kredi faizlerini düşürememektedirler. 2007 yılında hazırlanan bir yasa tasarısı vardır. Mecliste bekletilir, uyutulur. Mecliste uyutulur. Bu yasaya göre, bu yasa tasarısına göre mahkemece haklarında tasfiye kararı verilmiş. Şirketlerle ilgili ek yasa tasarısıdır. Devletin buradan alacağı 220 milyon lira, 220 milyon dolar, 3'ün çarpsak 700 milyon TL'ye yakındır. Alacağı vardır. Onu alamıyor. Onu alamadığı için olası 2001 yılında yaşanan olası banka batmalarına karşı devlet bankaların mevduatından her yıl %1 pay alır. Hı hı. Ve tasarruf sigorta mevduat fonuna kor bu parayı. Olası bankalar battığında işte oradan alıp mudileri ödesin. Garanti ettiği miktarı mudilere ödeyebilsin diye. Ve bu para alır, bu %1'i alır. Bankalara hiçbir şey vermez. Bankalar ne olur bu sefer? Mevduatları otomatikman %1 arttığı için kredi faizleri düşmüyor. Hem krediye sunabileceği para azalır, plase edebileceği para azalır. Hem de %1 maliyetleri arttığı için kredi faizleri düşmüyor. Ben 2 sene önce bir toplantıda sormuştum Merkez Bankası Başkanı'na ne kadar para birikti. Tasarruf sigorta mevduat fonunda bu %1'lerle ilgili 120 milyon lira olduğunu söylemişti. Hala daha kesinti devam ediyor. Ama eğer batan bankalardan 2007 yılındaki meclise sevk edilen ki zannederim 10 yıllık bir süresi var onun zaman aşımına uğrayacak. 2017 yılında zaman aşımına uğrayabilir. Eğer batan bankaların sahiplerinden, hissedarlarından battığı günkü ve yöneticilerinin mal varlıklarına el koyup satabilirse o paranın bir kısmını alabilir. Aynı şekilde o bankalara, batan bankalara borcu olanlar da ki bunlar yüklü miktarda borcu olanlardır. Ödemediler borçlarını. O bankalara teminat olarak verdikleri ipotek olabilir, ne bileyim şey olabilir, banka garantisi olabilir. Bunları nakde çevirip yatırması lazım. Onu da yapmıyor. Onlar da kurtulacak. Yani bankalara yüklü miktarda borcu olanlar da 10 sene sonra, 10 sene oluyor işte geçtiğinde alacak gidecek şeyini bana banka garantisi mektubu vermiştim ben size. Verin bakalım. Gidecek tasarruf sigorta mevduat fonuna diyecek ver bana şeyimi, teminat mektubumu. Yahut ipoteğimi çıkar bana getirdiği koçanını
İmzalama, açık kat koçanım ben satacağım evimi. Ya ne bileyim ne yapacağım, devredeceğim. Bunu yapmıyor hükümetler ve maalesef bunu yapmayan CTP de yapmıyor bunu. Ben zamanında bir çağrı yaptım. Bugün CTP'nin meyakasında bulunan gençlere. Siz gençsiniz. Yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü Everest Bankası dolayısıyla, abilerinin Everest Bank dolayısıyla organik bağları vardır. Onlar da, onların mallarına da el konulacağı için onlar da bırakıyorlar, zaman aşımına uğrasın. Evet. Bu şartlarda banka faizleri düşmez. Ne bileyim, masraflar piyasaya sürülecek olan kredi miktarı artmaz. Dolayısıyla bugünkü işte keşmekeş içerisindeyiz. Yani Türkiye'de niye banka faizleri daha düşüktür? Daha düşüktür. Böyle bir kara gözlük yoktur. Sadece o da değil. Tabii bu faiz oranları falan filan da var. Yani bunun dışındaki milletin canını yakan tabii bileşik ki faiz uygulamaları. Tabii bileşik faiz. Dokunmaz. Bir defa atladın mı? Yani bir taksidi geciktirebilin. Olabilir yani. Bu insanlık halidir. İnsan hasta olabilir. Kaza geçirebilir. Veyahut bir başka şeyi olabilir. Anne babası, aileden birine yardım edebilir. O ay taksidini yatırmayabilir. 1.000 liralık taksidiniz varsa ve bir ay yatırmadınız, artık toparlayamazsınız. Eğer önümüzdeki aylarda o parayı faiziyle birlikte tekrar yatırmazsanız geri kalmış taksitinizi, mümkün değil, toparlayamazsınız ve o borç ödenemez. Ve neticede siz de şeye düşersiniz. Bugün işte geçen gün açıkladığı Merkez Bankası'nın 2016 üçüncü çeyrek şeyini, batağa donağa düşmüş, tahsili gecikmiş, alacak diyorlar. 3 milyar 700 küsur milyondur. 750 milyon liradır. Bunun içerisinde bireysel kredilerin yanında tüzel kişilerin de olduğu bir şeydir. Evet. Korkunç bir rakamdır bu. Bu korkunç bir rakamdır. Bunların hepsi maliyet olarak yansıyor her şeye. Yansıyor tabii ki. Maliyet olarak yansıyor. Ve bizim yani Türkiye'ye verdiğimiz, Türkiye'den borçlandığımız paralar da döviz bazından, dolar bazından orada durduğu için, yani Türkiye diyor ki ben sana bu yıl 600 milyon dolar yardım yapacağım. Bu 600 milyon doların 200 milyon doları hibe şeklindedir, 400 milyon doları kredidir. Yardımı yapacağı zaman o günkü kurdan bunlar TL'ye çevrilir ve hazineye yatırılır veyahut günü geldikçe yatırılır. Ama benim muhasebe defterimde 400 milyon dolarlık bir Türkiye'ye bir kredi borcum geçer ve bu borç Türkiye'den başka, bu maliye kamu Türkiye'den başka hiç borç almasa dahi kurdan dolayı, kur farkından dolayı her yıl bu borç artmaktadır. Yani dolayısıyla kamunun borcu azalacağını artmaktadır. Aynı şekilde her yıl bütçeye faizlerin, kamu borcunun faizlerinin ödenmesi için bir kaynak aktarılır. Bu yıl 200 milyon kondu. Geçmiş yıllarda da kondu. Hiçbiri ödenmedi. Bütçede onlar günü geldiğinde başka kaynaklara aktarılarak harcanmıştır. Ve büyük ihtimalle cari harcamalarda kullanılarak harcanmıştır. Dolayısıyla borç faizleri bile ödenmiyor. Borç faizleri ödenmediğinde de borcumuz sürekli artmaktadır. Yani başka borç almayın. Hiç başka borç almayın. Durduğu yerde ve biliyor yani tabii, az önce konuştuk. Bugünkü faizlerle kamu borcu sürekli artmaktadır. Nereye varacağız? Tabii hükümetler bunu yaptığında borç faizlerinin ödenmesi için ayrılan kaynağı başka yerde kullandığında bütçeleri o kaynak kadar az açık vermektedir. Eğer o faiz için ayrılan para faiz için kullanılmış olsa bütçe açığı da o faiz miktarı kadar, ayrılan bir kaynak kadar bütçe açığı daha fazla çıkacaktır. Çünkü bütçede öngörülen giderleri karşılamak için başka yerden bir finans bulmanız lazım. Eğer siz 200 milyonu faiz ödemeleri için bankalara veya ilgili kurumlara ödeme yaparsanız, o 200 milyonluk açığı kapatmak için başka yerden borçlanmanız lazım. Çünkü siz o 200 milyonu başka faiz gideri yerine başka gider kalemlerinde harcıyorsunuz. Dolayısıyla 200 milyon lira bütçeleri daha fazla açık verecek. Bakmayın siz övünüyorlar işte biz bu kadar bütçe açığımızı düşürdük. Bu yıl 191 milyon, 193 milyon lira bütçe açığıyla denkleştirdiler bütçeyi. Hep yalandır bunlar, hep hikayedir. Evet. Hikayedir. Şimdi bir önemli haber var, paylaşayım onu ve son 5 dakikamızı da hayırdır Kıbrıs diyelim sorununa verelim. Hayırdır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beşli Zirve için Türkiye adına İsviçre'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
gideceğini söyledi. Bu çok önemli bir haber. Çok önemli, evet. Yani müsteşar, ve olumlu haber. Müsteşarlar düzeyinde bir şey beklenirdi aslında. Hatta Feridun Sinirlioğlu muhtemelen gider diye düşünürken bunun karşılığı demek ki Çipras. Yunan Başbakan Çipras da orada olacak demektir. Evet, evet, evet. Bu kayda değer bir gelişme. Çok önemli bir gelişme. Olumlu bir gelişme aynı zamanda. Mutlaka. Yani son noktaya koyabilecek isimler. Evet, evet, orada. Evet. Son nokta konur mu o zaman? Vallahi şimdi ben ihtiyatlıyım Selim. Daha önce gerek New York'taki görüşmelere gidilirken Ban'ın daveti üzerine iki lider, gerekse şeye gidilirken, Montpellier'ine gidilirken ben kötümserdim. Kötümser değil de bir şey çıkmayacağını, bir beklenti içinde değildim. Bir şey ben çıkmayacak beklentisindeydim. Ancak şimdi bu son haberde teyit edildikten sonra, yani Erdoğan'ın Çipras'la birlikte liderler orada görüşürken, onlar da paralel başka bir odada, yani liderler toprak konusunu ve haritayı tartışırlarken, diğer iki garantör ülkenin, bilmem İngiltere'de katılacaksa, bu konuları görüşmesi, paralel bir odada bunları görüşmesi ve ondan sonra beşli görüşmeye geçilecek olması, bende ihtiyatlı bir iyimserlik, yani yine %100 iyimserim demiyorum, ihtiyatlı bir iyimserliğe sahibim. Umarım başarılı olunur ve Kıbrıs sorunu iki tarafı da tatmin edecek şekilde, yani kazananı kaybedeni olmayacak. Bu bakış açısına bağlı. Yani her türlü kayıplar olacak iki taraf için. Her türlü kazançlar olacak. Doğrudur ama işte. Ama şimdi bardağın neresinden baktığınıza bağlı bu iş. Tamam ama yani iki toplum da rahatsız olmasın. Yani biz kaybettik, Türkler kazandı. Ya biz kaybettik, Rumlar kazandı. Ya şu bu işin realitesi şu. Biz toprak kaybedeceğiz. Bir Rumlar miktar, toprak he. kazanacak. Biz devlet sahibi olacağız. Yani tanınır evet. bir devlet sahibi olacağız. Rumlar kendilerine ait olan bir devleti bizimle paylaşacak. Yani denge tamamen kendilerine ait değildir aslında. Yani Kıbrıs Türklerinin kurucu ortağı olduğu fiilen ve dışlandığı bir devlete olan diyelim. Devlette, yani fiilen evet. kendilerinin idaresinde olan yapıya evet. bir ortak alacaklar. Tabii ben bununla psikolojik olarak ne kadar hazırdır özellikle Rum tarafı çok emin değilim. Ben de çok iyimser tarafta evet. değilim ama umarım İhtiyatlıyım yani senin, ben de umarım, yani şey değilim. Bu gelişmeler bizi bir noktalara götürür. Çünkü mevcut durumda da yani artık evet yani aşamıyoruz yani, sorunları. Baktığımız zaman gerek ekonomik, gerekse sosyal sorunlarımızı bugünkü çerçeve içerisinde çözebileceğimiz mümkün değildir. Bilhassa Türk parası kullandığımız için Türk parasındaki yukarıya aşağıya doğru düşüşler veyahut dövizin Türk parasına göre yukarıya doğru tırmanması bizi birebir ve anında etkilemektedir. Türkiye de aynı şekilde orada da Türk parası kullanılmasına rağmen Türkiye'de birçok malın yerel olarak üretilmesinden dolayı yalnız yani tüketim malları değil ara mallar sanayinin kullandığı ara mallardan yerel olarak üretildiği için Türkiye birebir etkilenmediği gibi bunu daha uzun bir süreçte. Yani bugün Türk parasındaki dalgalanmadan dolayı Türkiye yani Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasına göre de 3 ay sonra bunu hissedecek hayat pahalılığında bugünkü. Ama biz birebir hissediyoruz. Benim her ay kullandığım ilaçlar vardır. Kolesterol gibi, tansiyon gibi. Bugün gidip aldım. Geçen aydan epey fazla. Yani ben şeye baktım, gitmeden evvel eczaneye, ilaçların kutusundaki fiyatlara baktım, hesapladım. Bir 50 lira falan ödeyecektim. Gittim de eczaneye, 64 liralık bir hesap fatura çıktı karşıma. Demek ki yani, bakın ilaçlarda bile %10'un üzerinde bir ayda artış olmuştur. Her ay alıyorum ben bunları rutin. Alıyorum, doktor da yazmıyor, zaten reçete de istemiyor. Biliyorum ben. Almama rağmen %10 ilaçlarda artış olmuştur. Yani benim cebimden bu ay 10 lira daha fazla çıkmıştır ilaca. Yalnız ilaç değil, gelecek ay ne olacağı da belli değildir. Ve ben bunları kullanmak zorundayım. Çünkü sağlığım söz konusudur. Aynı şekilde yarın ekmeğe veyahut bir başka şeye zam gelecektir. Ki birçok mallara gelmiştir. Yani görüyoruz markete gittiğimizde. Benzine, akaryakıta geliyor, tüp gaza geliyor. Doğal olarak bunların kullanımları her noktada var. Bunların yarattığı tabii. pahalılık her alana zaten yansıyor. Zaten hükümet açıkladı. Şeyde Atun zamanında açıklamıştım. Her ay petroldeki, ham petroldeki
fiyatlara göre elektriğe zam yapıla, otomatiğe bağladıklarını söylemişti. Yani dün ben baktığım kadarıyla uzun süre 40'larda, 45-46 dolarda seyreden Brent petrolün varil fiyatı dün 52 küsur dolardı. Bu da tabii OPEC ülkelerinin anlaşıp arzı, yani petrol üretimini günde 1,5 milyon varil kısma kararlarından sonra petrolda bir artış oldu. Ve bunun 60 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor ilgililer tarafından. Dolayısıyla biz her ay elektrikte yani bir fatura, yani zamlı bir şeyle karşılaşacağız. Tabii bunun etkisi akaryakıtta da olacak. Elektrikteki zammın yaratacağı diğer zincirleme zamlar yine bize zam olarak yansıyacak. Dolayısıyla yani bugünkü bu çıkmazdan, bu kısır döngüden kurtulmamız ve stabil bir para birimine kavuşmamız için çözümle kazanacağımız çok şey olabileceğine inanıyorum. Evet. Peki, çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sayın Özgün Kurtalmış, ekonomi odaklı ama ülke içerisinde yaşananları daha çok ön plana çıkardığımız bir program oldu. Zaman zaman tekrar bir araya gelmek üzere tabii diyelim. Ki, tabii ki. Evet, tabii son dakika bilgiyi tekrar paylaşmak istiyorum. Sizinle önemli bir bilgi. Az önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Beşli zirve için Türkiye adına Recep Tayyip Erdoğan İsviçre'de olacak. Ayrıca Sayın Kalın'ın açıklamasında çözüme çok yaklaşıldığını, Kıbrıs'ta çözüme çok yaklaşıldığını söyleyebiliriz diyor. Sayın İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Sayın Erdoğan'ın İsviçre'ye gidecek olması Beşli Zirve için Yunan Başbakanı'nda orada olacağı anlamına geliyor. Mütekabiliyet noktasında baktığımızda ve orada son görüşmenin, beşli görüşmenin de 12 Ocak tarihinde yapılacağını düşünürsek artık 13'ünde çok farklı bir ortamda Kıbrıs'ı tartışacağımız bir noktaya geleceğiz gibi görülüyor. Olumlu ya da olumsuz, çözüme yakın ya da çözüme uzak, bu 13'ünde artık ortaya çıkmış olacak. Bu paylaşımı da yaptık. Bugün adına programımızı noktalıyoruz. Yarın yine detay programında ülke gündemindeki sorunlarımızı konuşmaya, daha iyi aramaya devam edeceğiz. Yarına kadar herkese iyi günler.